Herkese merhabalar. Bu hafta sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz Ford F-250'yi inceleyecek ve test sürüşüne çıkaracağız. 2021 Lariat Crew Cab modeli. Biraz pick-up'ların tarihinden bahsetmek istiyorum Amerika'da. Özellikle 1960'larda ve 70'lerde çiftçiler tarafından kullanılan pick-up'lar 80'lere gelindiğinde birçok genç tarafından da kullanılmaya başlandı. Modifiye edilerek 90'lara gelindiğinde ise daha lüks pick-up'lar üretilmeye başlandı. Lincoln, Cadillac gibi yaklaşık 10 yıl sürede üretebildiler. Ama ondan sonra pek tutunamadıkları için bırakmak zorunda kaldı. Ama Ford o günden bugüne kadar gelebildi. Birçok kişinin hem seyahat amacıyla hem iş amacıyla kullandığı araçlar haline geldi pick-up'lar. Araç gerçekten devasa büyüklükte, yolda çok ilgi çekiyor. Araçta yapılmış her şey de çok büyük. Aracın motoru bile 6.7 litre. Biraz aracın fiyatından bahsetmek istiyorum. Başlangıç fiyatı 53 bin dolar. Bu gördüğünüz araç 2021 model ve 23 bin dolarlık paket eklenmiş. Neredeyse aracın fiyatına, yani alabileceğiniz küçük bir araç fiyatına paket eklenmiş bu araca. Teslimat ve vergiler dahil toplamda 86 bin dolara geldi. Bu araç gerçekten inanılmaz bir güce sahip. Hadi bir an önce bu aracı incelemeye başlayalım. Aracın ön kısmından başlamak istiyorum. 2020 modellerinde olduğu gibi 2021 modellerinde de farlar aynı. Gündüz farları da çok güzel şekilde yerleştirilmiş. Orta kısımda da iki tane LED farı bulunuyor. Aslında ilginizi çekmek istediğim şey de kafamdan daha büyük aracın farları. Gerçekten inanılmaz büyüklükte. Affedersiniz, rüzgarlı bir gündeyim. Umarım rüzgar sizi rahatsız etmiyordur sesi. Aracın ön kısmından devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok agresif bir görüntüye sahip araç. Hemen üst kısma Super Duty yazısı basılmış. Kaputa verilmiş dizayn da ayrıca çok hoş duruyor bu araçta. Alt kısma doğru geldiğinizde siyah parlak renkli bu ventler bulunuyor. Bunlar da Black Appearance paketiyle birlikte geliyor. Normalde Ford logosu mavi renkte oluyor ama bu paketle birlikte siyah renk seçeneği var. Çok hoş durmuş. Alt kısma geldiğinizde de burada 2 adet kanca bulunuyor. Sağda ve solda olmak üzere birer adet de sis farı bulunuyor. Gerçekten aracın ön kısmındaki görüntüsü çok hoş. Ve aracın yan kısmındayız. Bahsetmeden geçemeyeceğim aracın dikiz aynası. Gerçekten çok büyük. Elimde 15 inçlik laptopum bulunuyor ve gördüğünüz gibi laptop büyüklükte dikiz aynası var aracın. Gerçekten çok ilginç. Ayrıca aracın dikiz aynası otomatik. İsterseniz yan kısma doğru uzatıp ya da iç kısma doğru biraz daha yakınlaştırabilirsiniz. Bunun amacı da zaten araç başka bir aracı çekerken rahatlıkla arka kısmı görebilmeniz için. Bir özelliği daha var. Dar yollara geldiğinizde isterseniz bu dikiz aynasını otomatik olarak kapatabiliyorsunuz. Yine iç kısımdaki bir tuşa basarak dikiz aynanızı kapatabilirsiniz. Bence çok çok iyi bir özellik. Özellikle dar yollara geldiğinizde ya da off-road'a gittiğiniz özellikle ihtiyacınız olan bir özellik. Aracın aynı zamanda yan kısmında aracın modeli Lariat ve F-250 yazısı bulunuyor. Hemen alt kısımda da bir adet vent bulunuyor. Gerçekten çok hoş durmuş. Alt kısma doğru geldiğinizde de aracın motoru 6.7 litre Power Stroke yazısı bulunuyor. Bence aracın bu kısmına eleştirilmesi çok hoş olmuş. Aracın yan kısmından devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi devasa büyüklükte lastikleri bulunuyor. Michelin lastikler. Bu lastikler bana eski Amerikan araçlarındaki lastikleri hatırlatıyor. 20 inçlik çok güzel parlak siyah renkli jantları bulunuyor. Kilitleri ise 8 adet. Yani normal araçlarda 4-6'yı görmüştüm ama 8 adeti hiç görmemiştim daha önce. Ve bu kısımdan da isterseniz otomatik ya da manuel laka getirebilirsiniz lastikleri. Bence çok iyi bir özellik. Özellikle süspansiyonlar da bu araçta geliştirilmiş süspansiyonlar. Gerçekten off-road'a gittiğinizde bunları hissedebiliyorsunuz. Ve sırada aracın arka kısmına doğru geçiyoruz. Çok güzel bir dizayna sahip. Alt kısma doğru geldiğinizde çekici kısmı bulunuyor. Hemen bu kısımlarda elektrik girişleri var. Orta kısma Super Duty yazısı ve Ford logosu siyah renkte. Bagaj kapağını açmak da çok kolay. Anahtar üzerindeki tuşa iki kez basarak otomatik olarak açabiliyorsunuz. Gerçekten çok iyi bir özellik. Pick-up araçlarda arka kısma çıkmak gerçekten bir sorun. Birçok araçta hemen sol kısımda bir ayaklık yer yapıyorlar. Çıkması gerçekten zor oluyor. Ve zaten yaşınız ilerledikçe de bu kısma zıplayamıyorsunuz maalesef. Ama Ford size bir kolaylık sağlamış. Bu kısma bir adet
merdiven yerleştirilmiş. Çok hoş duruyor. Ve dengenizi sağlamak için de bu kısımda yine bir çubuk var. Bu kısma tutunarak rahatlıkla araca çıkabiliyorsunuz. Gerçekten iç kısmı da oldukça geniş. LED lambaları bulunuyor. Ve hemen arka kısmında bir adet cam var. Ve stop lambası da üst kısma yerleştirilmiş. Araçtan inmesi de oldukça kolay. Bu kısma tutunarak rahatlıkla inebiliyorsunuz. Bence gerçekten çok iyi bir özellik. Tekrar kapatmak için ise buradaki bir numaralı tuşa basıyorsunuz. Aşağı indiriyorsunuz. İki numaralı tuşa aşağı indirip bu kısmı içeri doğru sokabilirsiniz. Ve bu kısmı da içeri ittiğinizde rahatlıkla kapatabiliyorsunuz. Ve arka kısımda bulunan camı orta kısımda bulunan buradaki tuşlardan açıp kapatabiliyorsunuz. İsterseniz yarı kısma kadar da açabilirsiniz. Çok hoş bir özellik. Ve sırada yavaştan aracın iç kısmına doğru geçiyoruz. Devasa büyüklükte gördüğünüz gibi kapısı bulunuyor. Ve yan kısımlarda barlar var. Bu barlara basarak rahatlıkla iç kısma çıkabiliyorsunuz. Bu kısımdan tutunarak iç kısma geçiyorsunuz. Gerçekten çok ferah iç kısmı. Sırada bir de orta kısma oturacağım. Bakalım orta kısım nasıl? Gördüğünüz gibi orta kısımda da gayet iyi yer var dizimle koltuklar arasında. Biraz daha kendimi kaydırırsam tavan ile başım arasında da hiç fena olmayan bir yer bulunuyor. 1.90 boyunda birisi için de yine çok iyi bir genişliğe sahip. Orta kısımda 2 adet klima fanı bulunuyor. Hemen bu kısımda 12 voltluk bir şarj yeri. Bu kısımdan da bir USB, bir de USB-C girişi bulunuyor. Buradan da normal elektrikli eşyalarınızı kullanmak için bir adet de priz var. Ve hemen yan kısma doğru geçtiğimde isterseniz bu koltukları kaldırabiliyorsunuz ve sizin için bir depolama yeri bulunuyor hemen koltukların arkasında. Ve bir de isterseniz bu kısımları indirerek kendinize daha büyük bir yer daha ayarlayabilirsiniz. Kampa gittiğinizde isterseniz bu kısma bir döşek atıp rahatlıkla uyuyabilirsiniz. Bence çok çok iyi bir özellik. Ayrıca aracın cam tavanı iç kısma bir ferahlık sağlıyor gördüğünüz gibi. Sırada aracın yavaştan sürücü kısmına ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi aracın kapısı çok hoş. Özellikle bu kısımlarda kullanılmış deri çok yumuşak. Bu kısımlarda verilmiş ahşap görüntüsü de güzel duruyor. Daha önce bahsettiğim gibi buradaki tuştan isterseniz dikiz aynasını kapatabiliyorsunuz. Ve tekrardan bu tuşa basarak açabilirsiniz. Yan kısma doğru uzatmak içinse buradaki tuşa basıyorsunuz. Tekrardan küçültelim. Tekrardan iç kısma doğru çekmek için ise buradaki tuşa basılı tutuyorsunuz. Buradan da farklı ayarları yapabilirsiniz dikiz aynası ile ilgili. Buralardan da aracın camlarını açıp kapama düğmeleri bulunuyor. Oldukça hoş duruyor. Bu kısımda koltuk ayarları var. 3 farklı ayarı kaydedebiliyorsunuz. Güzel bir hoparlör de burada var. Hemen alt kısımdaki depolama yerine bakın. Gerçekten çok büyük. Birçok eşyanızı bu kısma sığdırabilirsiniz. Hemen yan kısımda da Super Duty yazısı. Hala aracın kağıtları üzerinde yepyeni. 10 farklı açıda koltuğunuzun ayarlarını değiştirebiliyorsunuz bu kısımlardan. Koltuklar ise normal Ford'un deri koltukları. Biraz daha genişler normal araçlarına göre. Yan kısma doğru geldiğinizde bir adet klima venti bulunuyor. Bu kısımlardan dikiz aynalarının yan kısmındaki ışıkları açabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hemen bu yan kısımlarda ışıklar bulunuyor. Bunları açmak için de buradaki tuşlar yardımıyla yapabiliyorsunuz. Aracın normal far ayarları hemen bu kısımda bulunuyor. Buradan da bagaj kapısını açabiliyorsunuz. Buradan da isterseniz gaz ve fren pedallerinin ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bu kısımda el freni ve el frenini bırakma. Buradan da kaputu açabiliyorsunuz. Sırada aracın bir de kaputunu açalım. Motor kısmına doğru ilerleyelim. Sırada aracın motor kısmına geçiyoruz. 6.7 litrelik dizel motora sahip ve torku 1400 Nm torka sahip. Aracın çekiş gücü ise yaklaşık 7000 kilograma kadar çekebiliyor. Yani rahatlıkla 2 adet fili ve su aygırını aynı zamanda bu araçla çekebilirsiniz.
475 beygir gücüne sahip. Motor kısmında hiçbir şey plastikle kaplanmamış. Rahatlıkla her şeyi görebiliyorsunuz. Gerçekten araba hayranlarının görmek istediği şeyler bunlar. Aracın direksiyonu oldukça büyük. Tabii ki böyle bir araca böyle bir direksiyon lazım. Hemen sol kısımda kontrol paneli bulunuyor. Bu panelden orta kısımdaki ekranı kontrol edebiliyorsunuz. Hemen sağ kısımda ses ayar kontrol paneli bulunuyor. Alt kısma doğru geldiğinizde telefonu açıp kapama. Buradan da sesli komut verebiliyorsunuz. Hemen sol kısma geldiğinizde de cruise kontrol düğmeleri bulunuyor. Orta kısımda da çok hoş bir Ford logosu ve korna. Hemen alt kısma geldiğinizde de kromdan yapılmış bu yer. Gerçekten çok güzel duruyor. Gösterge kısmına geldiğimizde solda RPM, hemen sağ kısımda hız göstergesi bulunuyor. 100 mil hıza kadar çıkabiliyor bu araç. 160 kilometreye denk geliyor. Ve turboyası gerçekten çok hoş duruyor bu araçta. Böyle pick-up truck'larda turboyasının olması çok güzel durmuş. Bir depo ile 429 mil gidebiliyorsunuz. Aslında o 450 mile denk gelebilir. Çünkü biraz kullandım aracı. Aracın deposunu doldurduktan sonra. Bu ekranı kontrol ederken dikkatimi çeken diğer bir şey ise buradaki fuel economy. Yani bir galon benzinle ortalama 18 mil gidebiliyorsunuz. Bence mükemmel bir özellik. Ama aracın evrağında, şu kısmı açayım. Burada benzin tüketimi tam olarak yazmıyor. Normalde Amerika'da aracı aldığınızda böyle bir kağıtla geliyor. Aracın ismi işte özellikleri falan yazıyor. Hemen bu kısımda da aracın bir depoyla ne kadar gitti ya da bir galon benzinle ne kadar gitti yazıyor. Ama bu araçta yazmamışlar. Ama böyle bir özelliği aracınızda Ford bulunduruyor. Gerçekten çok güzel bir özellik. Ve aracın fiyatı da dediğim gibi gördüğünüz gibi eklenmiş özelliklerle birlikte 78 bin dolar vergiler hariç. Vergiler de %10, 86 bin dolara denk geliyor. Ve orta kısımdan hemen ekrana bakmaya devam edelim. Farklı özellikleri de göstermek istiyorum. Özellikle bu kısımda bulunan ayarlar aracın off-road'a gittiğinizde buradaki açılarını gösteriyor. Çok hoş bir özellik. Hemen sol kısma doğru geldiğimizde de çekici ayarları bulunuyor. Buradan her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Hemen buradan da gördüğünüz gibi üstteki ekranı alta da yansıtabiliyorsunuz. Buradan da lastik havasını, hızınızı, diğer farklı özellikleri buradaki dijital ekrana yansıtabilirsiniz. Bence çok çok iyi bir özellik. Bu kısımdan da favorilerinizi ekleyebilirsiniz. Bu kısımdan istediğiniz şeylere daha rahat ulaşabilmeniz için. Bence oldukça güzel duruyor. Orta kısma doğru geldiğinizde 8 inçlik bir ekran sizi bekliyor. Gerçekten bu araca çok küçük kalmış. Böyle bir araca birazcık daha 12 inç minimum lazım. Hemen sol kısımda kamera tuşu var. Kamera tuşa bastığınızda gördüğünüz gibi aracınızı hem 360 derece görebiliyorsunuz üst kısımdan, hemen de arka kısmı buradan yansıtıyor. Çözünürlüğü bence çok çok iyi. Bu kısımdan da gördüğünüz gibi off-road cruise kontrolü bulunuyor. Buradan da acil düğmesi. Yol tutuşu kapatabilirsiniz bu kısımdan da. Alt kısma doğru geldiğinizde yine volüm ayarları. Buradan radyo ayarlarını yapabilirsiniz. Bu kısımdan da klima ayarları bulunuyor. Soğutmalı koltuklar ve ısıtmalı koltuklar da bulunuyor bu araçta. Bence çok çok güzel bir özellik. Hemen sol kısma doğru geldiğinizde 2 adet torpido kısmı bulunuyor. Bu kısma bastığınızda 1. adet torpidosu ve bu kısımdan da gördüğünüz gibi diğer torpido kısmı bulunuyor. Hemen alt kısma doğru geldiğinizde telefonunuzu wireless olarak şarj edebilirsiniz bu kısma koyarak. Buradan da bir USB girişi var. Telefonunuzu şarj etme yeri. Sol kısma doğru geldiğinizde 2 high, 2 çeker, 4 çeker high ya da 4 çeker low olarak da aracı kullanabiliyorsunuz. Bunun burada olması çok iyi. Buradan da eğer çekici olarak kullanmak istiyorsanız ayarları buradan yapabilirsiniz. Çekici ayarlarını. Ve 2 adet içeceklik yer bulunuyor bu kısımda. Ama isterseniz bu kısmı çıkararak ayrıca bu kısma cips çerezinizi koyabilirsiniz, çekirdeğinizi. 4 içeceklik yer oluşturabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir mühendislik. Çok iyi düşünülmüş.
Kolu dayama kısmı da oldukça büyük. Bunu masa olarak kullanabilirsiniz gerçekten. Bu kısmı açtığınızda devasa bir yer sizi bekliyor. Gerçekten piknik sepetini rahatlıkla bu kısma koyabilirsiniz. Aracın cam tavan olması da çok hoş, ferahlık sağlıyor. Bu kısımlardan da ışık ayarları var. Buradan da arkadaki camı açıp kapama. Bu kısımdan isterseniz üstteki perdeyi kapatabilirsiniz. Tekrardan bu tuşa basarak açabiliyorsunuz. Bence oldukça hoş bir üst dizayna da sahip. Buradaki güneş engelleyici de gayet iyi bir büyüklükte. Böyle bir araç içinde böyle büyüklükte bir güneş engelleyici lazım. Yan kısma doğru da genişleyebiliyor. Sırada birazcık ekranı inceleyelim. Ekranda farklı uygulamalara ya da ayarlara girebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Buradan isterseniz Wi-Fi'ye de bağlanabiliyor araç. Apple CarPlay'i var. Yanlış hatırlamıyorsam Android telefonlara da bağlayabiliyorsunuz. Buradaki uygulamalardan sanırım uygulamayı indirmek zorundasınız. Bluetooth'la tekrardan bağlayabilirsiniz. Navigasyona girdiğinizde de gördüğünüz gibi hiç de fena olmayan bir görüntü çıkıyor. Çözünürlüğü aslında biraz daha iyi olabilirdi ve ekran boyutu da büyüyebilirdi birazcık daha. Bu kısımdan da uygulamalara geçebilirsiniz. Cisco Webex koymuşlar çünkü çalışanlar için toplantı zamanında buradan bağlanabiliyorlar. Microsoft Teams ya da Zoom gibi bir uygulama. Hemen yan kısımda bir adet klima fanı, hemen altında elektrik prizi ve 12 voltluk şarj yeri bulunuyor. Araç gerçekten devasa. Kendinizi kamyon kullanıyormuş gibi hissediyorsunuz. Yolu çok offroad bir yere götüremesem de topraklı bir yere getirdim. Ve gerçekten aracın süspansiyonları çok çok iyi. Daha önce bu yolda normal araçları kullandım ve gerçekten süspansiyonları bu kadar iyi değildi. Ve görüş açınız da gerçekten çok geniş bu araçta. Rahatlıkla her yeri görebiliyorsunuz. Kendiniz yolun kralıymış gibi hissediyorsunuz. Gerçekten pick-up'ların en büyüklerinden birisi. F-250'ler Amerika'da pick-up'ların kralı olarak geçiyor. Bence bu ismi gerçekten hak ediyor. İç kısmının da çok lüks olmasına gerek yok. Yani bu araçları zaten off-road'da ya da işte kullanılıyor. Ve bunun için de çok da bir lükse ihtiyaç duymuyorlar bu araçta. Yani bir nevi Avrupa'da ya da diğer ülkelerde emekli olanlar kendilerine güzel bir Mercedes ya da Porsche alır. Amerika'da ise birazcık uzak, şehirden uzak yerlerde yaşıyorsanız sizin tercihiniz genelde Ford'un pick-up'ları oluyor. Yani Ford'un F-250'sini alanlar genelde emekli oldum, artık böyle bir aracı almak istiyorum. Hem off-road'da kullanabiliyorsunuz, hem rahatlıkla her yere ailece gidebilirsiniz. Ve bir şeyleri çekmek için de bence çok iyi bir araç. Özellikle botunuz varsa göle götürmek için. Gerçekten görüş açınız bu araçta çok çok iyi. Direksiyon kontrolü de hiç fena değil bu araçta. Ve dediğim gibi süspansiyonlar da bu araçta geliştirilmiş süspansiyonlar. Sadece eklenilmiş paket özellikleri 23 bin dolar. Bence yüksek bir fiyat. Ama değer mi böyle bir araca? Tabii ki değer. Hem uzun süreli kullanım için iyi. Bu aracın motorları gerçekten uzun süreli kullanımlar için çok iyi araçlar. Ama şehir içi kullanım için hiç de iyi değil bu araç. Gerçekten çok uzun ve gövdesi de çok geniş. Şehir içinde park yerinde ya da trafikte sorun yaşayabilirsiniz. Özellikle İstanbul'da, özellikle oranın yollarını düşündüğünüzde çok dar. Böyle bir aracı kullanmak zorlaşacaktır. Ama İstanbul dışında daha küçük bir şehirde yaşıyorsanız ve off-road aracı arıyorsanız kendinize, hem iş içinde kullanabileceğiniz çekici olarak, bence F-250'leri test sürüşünü yapmalısınız. Ya bu aracın sıfırdan yüzdesi çok yüksek değil ama eminim 7 saniyenin altında. Böyle bir araç için de öyle bir hız istemezsiniz zaten. Daha çok bu araçlar yavaş kullanım için yapılmış. Eğer hızlı bir araç arıyorsanız kendinize ve Ford ise F-150 Raptor'ları tercih edebilirsiniz. Performans yönünden de çok çok iyi araçlar. Yani araç hızlı olmasa da aracı bu kısımda bir hızlandıralım. Motor sesini duyabiliyorsunuzdur.
Gerçekten hızlanması da hiç fena değilmiş. Ya araç çok büyük olduğu için biraz tedirgin oluyorsunuz hız yapınca böyle sokaklarda. Çünkü durması birazcık daha geç oluyor diğer spor araçlara göre. Böyle bir pick-up'la gerçekten uzun yol yapmak isterim. Hem performans yönünden fena değil. Hem genişliği yönünden çok iyi, rahatlığı yönünden. Yani tatilinize daha da zevk katacaktır. Daha önce Ford'un F-150 2020 modelini karşılaştırmıştım. 2021 modellerinde iç kısım biraz daha geliştirilmiş. Daha çok dijital aksam kullanılmış. Onu görebiliyorum. Ve bu araç tabii o araca göre çok daha büyük. Bu heavy duty, daha ağır işler için yapılmış bir pickup truck. Ama çok da böyle yüksek güçlü bir araca ihtiyacınız yoksa Ford'un F-150'lerini tercih edebilirsiniz. Fiyat yönünden de bu araca göre çok daha uygunlar. Ama performans aracı arıyorsanız dediğim gibi F-150 Raptor'ı da tercih edebilirsiniz. Bu araç için tavsiyem, eğer kendinize çok güçlü bir araç istiyorsanız tabii ki direkt F-250'yi alabilirsiniz. Ve fiyatı da bence Amerika fiyatlarına göre hiç fena değil. 86 bin dolar. Eğer ikinci ellerini biraz daha bekleyip birkaç yıl sonra alırsanız 2021 modelini, o da yaklaşık 60-70 bin dolara denk gelir. Böylelikle birazcık daha para tasarruf edebilirsiniz. Şimdi tekrardan aracı hızlandırmak istiyorum. Hiç fena değil gerçekten böyle bir truck için.